fotoğraf koydum ben. Ben de yorumlarınızı bekliyorum, yazıyorum. Evet. Söz sende. Yorumlarınızı gerçekten bekliyoruz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Efendim WhatsApp ihbar numaramız 0549-802-8631. Oraya yorum yazmayın. Oraya haber olmasını istediğiniz şeyleri atabilirsiniz. Biz oradan haber yaparız size. Sonra Solmaz Yenaltı'yla Instagram adresimiz, biliyorsunuz. Oraya yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bir Can Bali yazıp sonuna iki tane i koyarsanız bana ulaşabilirsiniz. Ece Erken ulaşmak için Ece Erken yazmanız yeterli. Yorumlarınızı bekliyoruz. YouTube kanalımız Söylemezsem Olmaz. Evet Ececiğim. Evet, o zaman başlıyoruz. Haydi bakalım. Senin elbisene dikkat ettim. Şimdi fotoğraf koymuşsun. Enteresan. Evet. Elbisemin içi ve dışı farklı. İçi? Tıpkı başka insanlar gibi. Oo. Ay, hemen her yere de laf. Canım hoşuna gitti bak. Bir dakika ya. Bir dakikada söylenir mi böyle şeyler? Ne cahil insan varmış ya ülkede. Oo. Ay ben var ya, dün kendim böyle sağdan sola sinirden atasım geldi yani. Ne oldu, neden? Ne oldu? Başına neler geldi bir Ay can? Böyle cahil cahil sorular. Cahil cahil cevaplar. Yani ay evet, niye öyle olmuş? Ne bileyim, burada böyle pot kırarsın, sabaha kadar dalga geçerler. Kendi sordukları soru cehaletten ölür falan. Neyse, konuşuruz. Az sonra. Evet. Güzel bir az sonra oldu. Peki. Peki. Magazin turumuzla devam edelim. Biz de bir kafayı toparlayalım. İstanbul kazan biz kepçe misali şehrin altını üstüne getirdik ve bakın Söylemezsem Olmaz kameralarına bu hafta kimler yakalandı, kimler? Hangi oyuncu yaza evleneceğini açıkladı? Engin Altan düz yatan Burak Özçivit yorumuyla nasıl şaşırttı? Genç sevgilisiyle gecelerde yakalanan İzel ne açıklama yaptı? Hiçbir ilişkim. Ünlüler dünyasından en bomba dedikodular ve son dakika gelişmeler şimdi sizler için hazırladığımız magazin turumuzda ekranlarınıza geliyor. Ünlü sanatçı Selami Şahinoğlu Lider Şahin, Eylül ayında yayınladığı Mesela adlı şarkısının akustik versiyonuna Kapı Ağası Yakup Ağa Hamamı'nda klip çekti. Bol dedikodulu parti. Ünlü bir otelin düzenlediği yılbaşı partisine ünlüler akın etti. Hazır yılbaşından konuşuyoruz. Yılbaşına az kaldı. Plan nedir? Mert Bey ile konuşacaksınız. Biz evde böyle aileyle olalım istedik bu sene. Ondan sonra baya böyle tombala oynayıp evde nar kırıp. İstanbul'da olacak. İstanbul'dayız, evdeyiz, evet. Engin Altan düz yatan Kuruluş Osman'da oynayacak mı? Reytingleri yenilen Kurşun dizisinin ardından Engin Altan düz yatanın Kuruluş Osman'da oynayacağı dedikoduları aldı başını gitti. Yılbaşı partisinde görülen Engin Altan düz yatan hakkında çıkan haberlere son noktayı koydu. Peki efendim, Diriliş Ertuğrul dizisinin devamında Kuruluş Osman'a tekrar döneceğiniz konuşuldu. Acaba böyle bir şey var mı? Öyle bir şey, öyle bir şey konuşmadık henüz biz. O yüzden hani bana gelen bir şey yok. Ama izliyorum, gayet güzel. O yüzden çok teşekkür ederim. Nasıl? Tabii ki. Yani o ekip çok değerli bir ekip. Yani o ekiple ben 5 yıl çalıştım. Çok güzel vakit geçirdim. Çok güzel bir ekiptir gerçekten. Burak da gayet güzel oynuyor. Elinden gelen en iyisini yapıyor. Geçtiğimiz hafta evindeki merdivenlerden düşerek ayağını kıran şarkıcı Merve Özbey bombayı fena patlattı. Güzel bir adım attınız, nişanlandınız. Evlilik tarihi belli oldu mu? Tanımlamayla ne zaman olacak? Size küsüm konuşmuyorum. Düğün iptal mi diye, çünkü her yerde. Ya açık, ben o düğünü bırakır mıyım? O düğünü bırakmam mümkün mü benim? Yo evleneceğim. Düğününün 2 hafta ertelendiğini söyleyen şarkıcı keyifli röportajın ardından kırık ayağı için yapılan özel botuyla işte böyle sahne aldı. Mekanı ünlüler bastı. Hafta sonu bir gece kulübünde sahne alan Seda Sayan'ı kimler dinlemeye geldi, kimler? Ezgi Mola'dan Enis Arıkan'a. Keşke sahneye çıksam arkadaşlar, Seda Sayan'dan sonra bir şarkıcı olasım var ama yok, ses olmadığı için olamayacağım ne yazık ki, kötü haber. Murat Kurşun'dan. Seda abla sahnede. Evet, en son Seda Hanım'a programa konuk olmuştum. Asena'ya dedim ki hadi bugün gidelim, bir böyle yeni yıl şimdiden kutlayalım. Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'ye herkes konserdeydi. Favori şarkınız hangisi? Yakından görmek. Ah geceler tabii ki. Yani bu bir soru mu? İş insanı Necati Kocabay ile evlilik hazırlığı yapan Nurgül Yeşilçay hafta sonu Bebek'te kameralarımıza yakalanınca olanlar oldu. Güzel oyuncuya düğün istemiyorum sözleri hatırlatılınca resmen çılgına döndü. İyi vallahi, ne olsun. Hayırdır?
Burası. Yemek yiyeceğim ya. Düğün istemiyorum falan demedim. Öyle bir dakika. Mi? Yanlış anlaşılma olmasın. Nasıl? Ne demek düğün istemiyorum? Hayır, istiyorsunuz da nikah düğünleri galiba. Hayır, yurt dışında yapmayacağım dedim. Türkiye'de yapmak. Tarih belli oldu mu peki? Yok. Ama yazın yapmayı düşünüyoruz. Yazın yapmayı. Hayırlı olsun. Tam bu tarihi yakında açıklayacağım. Bu arada da evi yeniliyorsunuz Bodrum'daki evi. Geçen bir fotoğraf paylaştım sosyal medyada. Bodrum'daki evi yeniliyorum. Başka evler yeniliyorum. Başka bir eve taşıyacağım. Of, neler neler. Neler neler. Emrah'tan çifte sürpriz. Bebek'te kameralarımıza takılan bir başka isim de uzun süredir ortalıklarda görünmeyen şarkıcı Emrah. Bakın neler söyledi. Bir tane sinema projesi var. Sahne çalışması var. Zaten onunla ilgili duyumları yavaş yavaş alacaksınız. Bir de yani benim bütün şarkılarımın tekrardan çok değerli sanatçılar tarafından okunarak gündeme gelmesi söz konusu. Evet, evet. Peki tamam, daha 2020'ye girmeden 2021'in sahnesi ayarlanmış sanırım sizin. Evet, evet. 2021'e giriş. İnşallah hayırlısı ya. Yakında okuyucularla buluşacak Beni Ağlatma kitabıyla olay yaratan şarkıcı Mustafa Sandal yine herkesi çok meraklandırdı. Ya Mustafa abi, Hande Hanım son bir açıklama yaptı. Popçular üretmiyor artık. Rap ondan ön plana vallahi geçti diye bir açıklama. Bizim modumuz iyi ya. Bizim modumuz iyi, ben bilmiyorum. Bizim modumuz iyi ya. Okay. İzel'den genç sevgili açıklaması. Geçtiğimiz hafta kol kola görüntülendiği avukat Hakan Verbiş ile aşk yaşadığı iddia edilen İzel, özel hayatı hakkında ilk kez konuştu. Ya böyle bir şey olduğunda ben söylerim, hiç saklamadım bugüne kadar. 10 yıldır hiçbir ilişkim yok ama biz Hakan'la çok iyi arkadaşız. Hemen hemen her gün beraberiz. İlişkiye dönüşür mü bu arkadaşlık? Arkadaşlık dönüşmez. Alışveriş şenli etkinliklerinde karşımıza çıkan Özge Ulusoy, estetik soruları karşısında öyle bir yanıt verdi ki şaşırmamak mümkün değil. Hepimiz diyoruz yani, ben işte fotoğraflarımı yayınlıyorsunuz ya, estetik oldu, estetikle değişimi değil, estetik yok, ben hep söylüyorum işte botoksum var, dudağımda dolgum var, hayatımda ameliyat olmadım. Hayatımda ameliyat olmadım. Eski fotoğraflara bakıyorum, kaşlar böyle, yanaklar kocaman, kesin beğenmeyeceğiz bile 10 yıl sonra. Yok, zamanı gelince tabii ki yaptıracağım. Sevilen aile dizisi Kalk Gidelim'in yılbaşı özel bölümüne Hande Yener, İrem Dirici, İlyas Yalçıntaş ve Ümit Besen konuk oldu. Hem oyunculuk hünerlerini gösterdiler hem de şarkılarıyla diziye renk kattılar. Portekizli Pedro de Noronha ile hayatını birleştiren ve yaptığı bu evlilikten Siena Leyla adında bir kız çocuk sahibi olan Tülin Şahin'e rastlıyoruz şimdi de. Çocuk için mi? Hem kendim için hem bebek için. Bir şey yok inşallah. Yok yok, normal rutin kontroller için gerekli şeyler. Neler yapıyorsunuz mesela, çocuk neye ihtiyaç oluyor en çok? Ya bir şeye pek ihtiyaç yok şu an, yani ağzı var diri yok, daha şey iyi yani şu an uslu. Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'den örnek davranış. Az önce ne oldu? Oyuncu Eda Ece geldi, sizi mi gördü, yolda mı kaldınız, nasıl oldu? Evet. Yok, oyuncu zaten beni aldı beni. Ne oldu, yolda kaldınız, o mu yetişti yardımınıza? Evet. Kaderle tanıştık da burada etilerde. Kaderi görüyorsunuz. İyi. Şapkayı, montu. Oo. Ya. Eda ablam mı aldı? Süper. Kuruluş Osman'da oynayacak mı? Aslında sorusuna çok güzel yanıt veriyor. Böyle daha çok konuşmadık. Sıcak bir yanıt veriyor ama bence Diriliş Ertuğrul'un Kuruluş Osman'ın içinde olması bana bu girift hiç hoşuma gitmedi. Ya olmayabilir ama çok olumlu yanıtlar veriyor. O benim hoşuma gitti. Burak Özçivit'le alakalı hiç bugüne kadar böyle sıcak konuşmayı duymadık biz. Kurşun dizisi elimizde kaldı. Olabilir. O kaldı diye mi Burak'a iltifat? Yani iltifat gibi de değil de bence bu tarz diyaloglardan uzak dursun diye. Burak da çok iyi oynuyor. Yani ne olur artık hani polemik yapmayın. Havliyle yapılmış bir şey. Gerçekten öyle mi veriyor? Bir hazır mı o Bilal? Gider ayak aynen. Değil, çok, çok zor bir şey. Bir şey soracağım. O kadar gider ayak yapıyor ki. Ekip çok güzel, 5 yıl önce Burak da çok iyi. Böyle yani. Yok ya, ben öyle anlamadım. Ben Burak... Şey. Ben o ilk tepkiyi sıcak. O kadar iyi hatırlıyorum ki Ececiğim. Sonradan araları sıcak olmuş olamaz hiç mı? Hiç sıcaklık görmedik aralarında. Herkes ilk başta birbirini sevmek zorunda mı? Merak ediyorum. Mesela Karan doğduğunda bir tebrik oldu mu, bir şey oldu mu? Sıcaklığı ben öyle anlarım. Ama arkadaş değiller ki. Kamerada mikrofon uzatılınca işte bir şey oynuyor. Burak da güzel Karan oynuyor falan. Karan doğduğunda hangi ünlü kutladı? İşte bilemiyoruz. Telefondan bahsediyorum. Hiç kimse kutlamadı. Ondan bahsetmiyorum canım. Onu... Ha, telefonla. Onu da bilemeyiz ama. Onu da bilemiyoruz işte. Benim nereden için o önemli. Ha. Ben ona bakarım diyorum. Hazırmış. Bir bakalım gerçekten. Evet, bir bakalım. Tam her şey çok iyi deyip mi gitti? Evet, aynen de öyle oldu.
Çocuk. Neyse. Ya ben ne bileyim, ben sevmedim böyle gidişmiş. Ama geri dönüyor. Gidip de şey yani zahmet olur ya tamam. Ececiğim geri dönüyor. İnsanlar soru soruyor. Bir zahmet yani. Dön de cevap ver tabii. Allah Allah. Allah. Ne dönmeyenleri Allah. Gördüm bugüne kadar. Hangisi dönüyor? Yok ben Engin'in... Ben bile dönmediğim zaman olmuştur ben yani. Ben Engin'in Burak'la arasının düzeldiğine falan hiç inanmıyorum. Bence sıkıntı yok. Bence var. Bence büyük sıkıntı var hatta. Bence yok. Tamam sence olmayabilir. Göreceğiz. Şimdi bir şey daha peki, söylemek istiyorum. Bir dakika söyleme. Şeyma Altıbaşı ve Seren Serengil birbirine girmiş. Hem de öyle böyle değil, haberin olsun. Tamam şimdi. Sizin de haberiniz olsun. Reklamlardan sonra. Onu mu vereceğiz? Anlat, evet. Şimdi mi? Reklam mı? Reklamdan sonra. Reklam. Tamam. Reklam. Reklamların ardından tekrar canlı yayında sizlerleyiz. Şimdiki konumuz Demet Akalın. Demet Akalın en son biliyorsunuz geri zekalı demişti. Kime demişti? Kime demişti? Ay bana kriz geldi. Eski neden eşi kriz Okan geldi biliyor musunuz? Bu gerizekalı lafını bile biz söylerken hani dikkat ederiz. Seyirciye söylememeye çalışırız. Bu haber yüzünden 100 kere gerizekalı dedim. Ve şimdi demeye devam ediyorum. Ekranda demek zorunda kaldık ya. Gerizekalı ben... demişti ya kocasına. Vallahi ben çok üzgünüm ya. Bununla da ilgili açıklama yapmış ama. Bakalım belki açıklama seni tatmin eder. Çok çok. Polat Yağcı'nın doğum günü. Beni o kadar mutlu eden bir açıklama ki. Bir kız siz olacaksınız. Bir izleyelim. Polemikler Kraliçesi Demet Akalın, eski eşi yeni sevgilisi Okan Kurt'a gerizekalı dedi. Ortalık birbirine girdi. Peki Demet Akalın eski eşini hakaret etmesini nasıl savundu? Allah'ın gerizekalı, Allah'ın gerizekalı. Ünlü şarkıcı yine herkesi nasıl şok etti? Köpük savaşta ben yendim tabii ki. Ben yendim tabii ki. Demet Akalın Okan Kurt'a neden gerizekalı dedi? Polemikler Kraliçesi Demet Akalın geçtiğimiz gün öyle bir paylaşım yaptı ki ağızlar açık kaldı. Eski eşi ve yeni sevgilisi Okan Kurt'a söylediklerini duyanlar kulaklarına inanamadı. Okan Kurt'a tavan temizleten Demet Akalın'ın kızının yanında babasını hakaret etmesi yok artık dedirtti. Çocuk azarlar gibi çirkin bir üslupla emirler yağdıran Demet Akalın bir de bunları sosyal medyada paylaştı. Demet Akalın yaptığını fark edip bu anlamsız paylaşımı kaldırdı ancak ortalık yıkıldı. Okan Kurt'un bu hareketleri sessiz kalması da kafalarda soru işaretleri yaratmıştı. Okan Kurt acaba hakaretlere neden katlanıyor? Derken Polemikler Kraliçesi'nden gerizekalı meselesine beklenen yanıt geldi. Ünlü şarkıcı Zeytinyağı gibi üste çıkmak için elinden geleni ardına koymadı. Bakın olaylar nasıl başlamış. Ya Hira bir tane oyuncak almış, böyle bir basıyorsun tabanca gibi bir şey, böyle kolluk. Böyle köpük fırlatıyor. Bununla da savaş yaptık. Ben tabii tatlı köpük savaştım. Ben yendim tabii ki. Ben yendim tabii ki. Demet Akalın bu. Elbette ki her konuda zirvede olmak zorunda. Peki hakaretlere sessiz kalan Okan Kurt ne dese beğenirsiniz? Her tarafı İki köpük saldırı. Yere bir yerden atıyor, annesi bir yerde. Ben bu bir attı, tavan mahvoldu. Ben dedim Allah'ın gerizekalı. Biz de Demet Akalın özür dileyecek ve durumu tatlıya bağlayacak zannetmiştik. Ancak Polemikler Kraliçesi yine ters köşe yaptı. Allah'ın gerizekalı. Ne var bunda? Sanki siz hanımlarınıza, beylerinize şimdi demiyorsunuz. Anlayacağınız ünlü popçu yine Zeytinyağı gibi üste çıkıp durumu normalleştirmeye çalıştı. Ancak kızının gözü önünde babasına hakaret etmesinin neresi normal onu bilemedik. Yorum sizin. Ne yapıyorsan yap artık Demet. Yani artık daha ne diyelim sana. Yani insanlar tabii ki birbirlerine etmemeleri lazım ama ağızdan çıkıyor, hakaret edebiliyor ama sosyal medyada paylaşıp rencide etmiyor kimse. Valla diyor ya, işlerinize diyor musunuz demiyoruz. Onlar da biz de karılarınıza, kocalarınıza. Denir biz mi burada ya? Sabahtan akşama kadar kadınlara yapılan hakaretleri falan konuşurken bunun yanında durmamızı herhalde beklemiyorsunuzdur değil mi Demet Akalın? Yani kimseye tabii birbirine söylememeli ama söylenmemeli ve o lafı da paylaşmamalı. Paylaşmayı bırak yani, sindirmemeli. Okan orada sindirmiş. Ya ben çok üzüldüm ya. Ben de üzüldüm. Şimdi bu açıklamaya bakınca Okan'ın direkt tepkilerine baktım. Okan da yazık hala gerizekalı lafın arkasında duruyor. Tabii, bu arada izleyiciden gerçekten çok özür diliyoruz bu lafı söylediğimiz için ama... Evet. Yani Demet Akalın bunu söylediği için. Sinirim bozuldu benim. Evet. Yani biz bunu yayında normal şartlarda bir katile bile kullanırken izleyiciden özür diliyoruz yani. O yüzden çok özür diliyoruz ama bu haftanın başlığı gerizekalı Okan Kurt oldu ya. Maalesef böyle oldu ve bunu ben, da Demet yaptı yani. Ben sadece mesela gerizekalıya takılmadım biliyor musun? Hani gerizekalı tabii ki hani orada takılacak bir şey ama sonraki emir kipiyle devam etmesi de... Evet, demek yani ki evde böyle bir emir komuta var. Evet, bir kocaya böyle emir verir gibi ne olursa olsun... kadın erkek eşitliği diyoruz ama kadın erkek bir takım yerlerde eşit değil. Tabii ki erkek erkek denilmeyecek, kadın kadınını bilecek dediğimiz yerler var. Bu o yerlerden bir tanesi. Şimdi atmış bir kere, temizlemeye çalışıyor. Gerizekalı. Şunu biliyor musun? Recep İvedik'in kadın versiyonu. Ömer eve geldi, şöyle yaptım bak. Telefonla uğraşıyordu. Ömer mesela ben sana gerizekalı desem onu videoya çeksem ne yaparsın dedim. Eyvah. Bak hiç konuyu bilmiyor zaten. Demet falan da hiç bilmiyor. Böyle baktı bana.
Ne yemek var dedi. Ha, o kadar ciddiye almadı. Ciddiye bile almadı yani konuyu anlamı. Acıktım ben dedi adam. Yani bunu söyleyemezsin ya eşine. Çünkü o kadar ya eşin dediğim hani resmi olarak eş değil ama eş. Yani bu ya hayatta beraber sevgilisine de dememek. Arkadaşına ya da. Dediyse bile özür dileyecek bir kere. Ya ben sana hayatım boyunca gerizekalı dedim mi Ece? Ne kadar acı. Biz ve çok samimi arkadaşız. Evet. Ben sana o saygıyı bozduğun zaman bittin ya. Saygı bu dünyadaki hatta en önemli şey. Hatta bana birisi dese karşı çıkarsın kavga edersin. Ha, ben, evet yani bunun örneklerini bile Allah yaşatmasın. Böyle bir durumda bile ben buna karşı çıkarım ben yani. Ben şimdi yorumlara bakıyorum da yorumlarda hani bir tane savunan var mı? Yok. Hani, sırf bize gıcıklığına belki savunan birisi olabilir dedim. Bir kişi şey yazmış. Dün okuduk ya. Ne var ben de söylüyorum yaparız. O kadar. Ama sana da söylerler. O zaman da çıkıp kocam bana hakaret ediyor dememelisin. İnsan içinde olmaz. Yorumlar şöyle. Belki biz de diyoruz ama seninki gibi saygısızca videoya çekip Instagram'a atmıyoruz. Bunun konuşma tarzı da ulan lan hiç hanımefendi bir kadın değil. İyi ki şarkı sözü yazmıyor. Güzel yakalamış oradan. Gençler arasında da maalesef eşlerine sürekli salak gibi kötü sözler çok yaygın. Bana göre eşine bu tür sözler söyleniyorsa o evlilikten hayır gelmez. Ne kadın ne de erkek bu sözleri kendine söyletmemeli. Bak bu da başka bir bakış açısı. Zaten en önemli konu o. Niye söyletirsin ki? Evet. Bence bunu adam yapar diyorum ya. Ha bir de en önemli şey çocuğunun yanında babasına gerizekalı demek. Baba kızın kahramanıdır ya. Evet ya. Oğlanın da kahramanıdır baba. Babaya nasıl baba en güçlüdür. Baba gerizekalı şimdi duyduğu kadarıyla. Yok ben ne olursa olsun köpük savaşı yaptık. Köpük savaşını tabii ki ben yendim. O yüzden o da tavana attı. Ondan Allah'ın gerizekalısı dedim. Bunlar hiçbir şekilde böyle sempatik gelmiyor. Ne yaparsan yap sempatik olmadı bu evet, iş yani. Evet ya çocuklar çok kapıyor bak bir de. Yani gerçekten babasıyla ilgili gerizekalı diyor olabilir Hira. Mesela okulda. Tabii. Çok ciddi kapıyorlar. Tabii. Ya bana mesela durup dururken geçen gün Eymen story attım, hikaye attım. Dedi ki anne dedi sen de dedi zararlı şeyler yiyormuşsun dedi. Ne yiyormuşum ben dedim. Sen de çubuk kreker yiyormuşsun dedi bana bak. Kim söyledi dedim anneannem söyledi dedi. Çocuk oradan anneanneden alıyor. Sen zararlı şeyler yiyorsun bana getiriyor. Gidiyor öğretmeni kader öğretmenine annem zararlı şeyler yiyor gidiyor. Bak, çubuk kreker mi zararlı? Çubuk kreker zararlı. Bak benimkisi bu. Şimdi Hira gidecek. Siz çocuğa çubuk kreker vermiyor musunuz? Ya veriyoruz da işte. Şimdi gidecek tamam mı? Hira annem babama gerizekalı dedi diyecek. Anlatacak. Belki arkadaşlarına gerizekalı diyecek. O çocuklar o şekilde o durumu böyle. Daha kötüsünü biliyor evet musun? Ya. Tüm Türkiye'nin önünde. Doğru. Tüm dünya. Evet. Yani dünyada da birçok seveni vardır biz, eminim. Bak, biz konu komşu duymasın diye kavgamızı bile içimize eden. Hani aman biri duymasın diyen insana. Storylerde milyonlarca kişinin takip ettiği bir Instagram sayfasında bir koskoca adama gerizekalı deniliyor. Ben Okan Kurt'un yerinde olsam. Okan Kurt korkuyor mu deme sakalından sen? Ne münasebet ya Okan'ın neden korksun ya? Hani bunu da kabul edemiyorum ya. Kaybetme korkusundan acaba hani maddi durumu azaldı, gücü azaldı ve kaybetme korkusu şu an Allah korusun ayrılsalar Hira'dan da ayrı kalacak. Demet'i ondan mı çekiyor? Vallahi böyle bir şey varsa vicdan, el vicdan ya. Belki de aralarındaki ilişki buydu biz bilmiyorduk. Birbirlerine gerizekalı diyorlar. Belki onlar arasında kötü bir şey değil bu. Şimdi bir kere zaten ilişkinin patronu içerisi belli. Evet. Evet yani bu ilişkinin kumandası Demet Akalın'da. Bazı erkekler bundan hoşlanabilir. Bazı kadınlar da bundan hoşlanabilir. Ama mesela sen ne diyorsun? Ben yıldım artık. Hiçbir şey yönetmek istemiyorum diyorsun. İlişkide güçlü tarafın. Yani güçten kastınız da böyle hemen kadın erkek eşitliği gelmesin aklına. Ya bir kere biz ataerkil bir toplumuz ya. Kocasının sözünü dinleyebilecek de bir kadın da lazım. Her şey asi gibi olmaz ki. O da evliliğini çatırdatacak bir şeydir olmaz. Yani. Belki de bundan hoşlanıyor Demet, Okan. Belki de korkudan ziyade rolleri değiştiler. Bilemezsin ki. Bilmiyorum. Öyle seviyor belki. Bilmiyorum. Yılmış belki. Evin lideri erkeği olmaktan yılmış. Ya kadına Demet'e de çok liderlik yaptığını düşünmüyorum zamanında ya. Böyle çok evin reisi modunda olduğu dönemler çok çok geride kalmış gibi geliyor. Şimdi Seda Hanım diyor ki biz de diyoruz tabii ki sinirlenince ama eşimizin yüzüne değil arkasından diyoruz. Aferin kız Seda. Kız vallahi doğru söylüyorsun. Ay vallahi bak bir şey söyleyeyim mi? Çok tatlı. Çok tatlı. Böyle mesela aferin bir şey yapıyor değil mi? Ay gerizekalı ya. Evet. Ama gelince nasıl kuyruğun sıkışı? Bir şey demedim ya. Çok doğru. Bak vallahi çok güzel yerler öyle olur yapıyorsun. Ya kendi içinde dersin. Bu konuda son noktayı koymuş. Polat Yağcı ile devam ediyoruz. Ünlü yapımcı Polat Yağcı. Mutlu yıllar Polat Yağcı. Gelemedik ama ya. Kalbimiz seninle. Her zaman seni ne kadar sevdiğimizi biliyorsun. Doğum günü kutladı. Birçok ünlü de katıldı. İşte o geceye dönüyoruz.
Kaan'ca beraber, Kaan'ca beraber. Evet. Çok güzel bir gece olmuş. Herkes gitmiş. Evet ya. Dediğimiz gibi biz de davetlilik ama gidemedik. Çok teşekkür ediyoruz davet için ve yeni yaşını kutluyoruz tabii. Mutlu kimler yıllar var? Mutlu yıllar diyoruz ama şarkıcı Mustafa Sandal'ın Aleyna Tilki'nin arkasından yaptığı hareket geceye damgasını vurmuş. Nasıl bir hareketmiş o hareket? Söylüyoruz. Verebiliyor muyuz o hareketi? Veremiyoruz tabii. Oo, o kadar. Sanat dünyasının ünlü isimleri Polat Yağcı'nın doğum gününe akın ediyor. Partiye damga vuransa Mustafa Sandal'ın Aleyna Tilki'nin arkasında durarak yaptığı hareketler olmuş. Evet. Mustafa Sandal ne anlatmaya çalıştı diyorlar. Diyor ki genç popçu Aleyna Tilki'nin arkasında durarak alkış tutup eğlenceye dahil olan Sandal şarkı bitince el hareketleriyle Aleyna Tilki'yi göstererek bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bu anları Instagram hesabından Erol Köse yayınlamış. Mustafa da bir şey oldu ya. Bir böyle cıvık cıvık hareketler yapmaya başladı ya. Eskiden Mustafa Sandal deyince böyle o mesela o seste ilk sezonun jürisiydi biliyorsunuz Mustafa ve müzikalite bilgisi falan diğer jürilerden gerçekten üstteydi yani. Evliyken bir şeydi, ağırdı. Böyle yani. Bir ağırlığı vardı. Aa, adam iyice şeydi, kendini kaybetti. Bir kitap falan yazıyor ya. Evet, sevgililerini kitaba dahil etmiş. Dört ay tane ne bileyim yani. Yazıyor. Evet şimdi evet. Bir erkeğe bak, buralarım kaşınmaya başladı. Gerçekten yakışmaz ya bir erkeğe. Oturup da düşünsene ben ona şey Can Yaman gibi 20. bölümde sevgili olduk Demet Özdemir'le. Belki yakışmaz. Kız anlatmak istemiyor, söylemek istemiyor. İnsanın sevgili olduğuna pişman olası gelir. Evet. Yani. Şimdi Mustafa Sandal evlenmiş, barklanmış, çoluğu çocuğu var. O çocuklar okuyacak babamın sevgilileri. Oo, babamın sevgilileri. Neler yapmışlar? Ya çocuklara ne? Valla ben gördüğüm imajla konuşuyorum. Bize bıraktığınız etkiyle konuşuyorum. Mesela Mustafa Sandal son günlerde öyle bir imaj bırakıyor ki ekranda. Böyle söylediklerini ciddiye almayalım istiyor herhalde. Normalde de hiç böyle çocuk evet, bir çocuk ya, değildi. Evet ya, ve ben çok severdim ya evet. Mustafa Sandal'ı. Yine sevmeye çalışıyorum ama o hareketler hareketler anlamıyoruz. Mustafa ne yapmaya çalıştı diye başlık çıkıyor. Düşünsene yani evet, durumu. Evet düşünsene. Vahim, vehametini düşün. Herkes keyifli, keyifli anlar ama damga vuran Mustafa Sandal'ın Aleyna Tilki'nin arkasından yaptığı hareketler. Berkay orada, Demet Akalın da orada. Acaba selamlaştılar mı? Sanmıyorum. Yan yana bile geldiklerini düşünmüyorum. Çünkü böyle herhalde kısa kısa zamanlarla. Heh bu. Bakalım ne yapıyor? Gerçekten ne yapmaya çalışıyor? Mustafa sen ne yapıyorsun? Mustafa Bey ne yapıyorsunuz? Var ya öyle. Sabri Bey ne yapıyorsunuz? Tekrar verebiliyor muyuz? Çünkü anlamadık. Sen anlat mı Bilal? Çünkü sen anlat Bilal. Yılların gazetecisi Bilal Özbilgi, anlat. Gidemiyorum mu diyor. Ne diyor? Yok yok, geçemiyorum diyor. Bir ima var diyor. Bilal şu ses tonu yazıyor. Bir ima var arkadaşlar diyor. Bir Allah erkek... Allah Bilal ya. Neymiş ima? Bence şey çok sıkışık oldukları için öne doğru gidemiyorum bakayım, diyor. Bakayım tekrar bakayım. Gösteriyor ve sonra böyle kalkıyor. Bak sonra yukarı da... Diyor ki çok kalabalık diyor. Bak. Giremiyorum diyor. Bunda bir şey yok bence. Allah Allah. Ay seyircimize soracağım çünkü gerçekten göreceli bir şey yani. Siz evet ne anladınız? Ne anladınız? Geçen Defne Samiye'nin horozunu koyduk ya, neler yazmışlar. Ay, neler ne yaratıcı. Geldi. Şimdi sizden mesela merak ettiğimiz bir şey var. Mustafa ne demek istiyor? Mustafa Sandal ne yapmaya çalışıyor? Ne diyorsunuz? Solmaz Yeni'ye de yazın, Ece Erken'e de yazın. Kızlar anlamıyor musunuz? İşte alkıştan şey insanlardan göremiyorum. Kimseyi alkışlayamıyorum demek istiyor. Yok öyle bir şey değil o. Bir ima yok diyor Menhur Yongacı Bilal Özbilge'nin şeyine. Cevabına karşılık cevap veriyor. Bir ima yoksa ne var? İma kesin var da ne ima ediyor? Kızın arkası dönük diyor Bilal Özbilge. Kızın arkasından ne diye böyle bir hareket yaparsın Mustafa diyor. Bilal Özbilge diyor. Aleyna'nın poposuyla ilgili bir şey söylüyor diyor. Yok artık o sesli kadar da. Sesli bir videoymuş. Enerji yolluyorum diyormuş. Bağıra bağıra. Tövbe tövbe. Enerji yolluyorum diyor. Dalga geçiyorsunuz. Gerçekten mi? Sesini biz duymadığımız için. Dinleyin diyor. Enerji yolluyorum diyor. Görüntü sesli. Enerji kime yolluyor peki? İşte bak, gidecektik enerji... oraya görecektik enerjiyi. Ay yok, iyi ki gitmedik. Allah Allah, enerji yollamış. Peki Aleyna'yı alkışlıyor. Fıstık gibi kız diyor. Ne diyecek diyor. Vallahi sizin anladıklarınızı biz hiç anlayamıyoruz. Muhtemelen pasta kesiliyor önde. Ha, göremiyor. O da arkada kaldı. Oradan enerji yolladı. Önde önemli starlar mı? Bize gerek yok diye bir gönderme mi yapıyor acaba? Tabii onu da bilemiyorum. Aleyna da Mustafa'dan uzun ha. Kalça meselesi diyen var. Bence aslında çağırıyorlar. Buradan... O da ben de gidemiyorum diyordur. Tövbe tövbe diyor. Şöyleymiş, şöyle diyor. Diyor. Pasta kesiyorlar. Gidemiyorum, ben buradan enerji yolluyorum. Ha. Gidemediğim için enerji yolluyorum. Yani şu hareketleriniz neleri gösteriyor görüyor musunuz? Biz her şeyi düşünmek zorundayız. Aleyna ile alakalı değil diyen var. Tekrar sesi açın ya.
Tam anlayalım. Enerji oluyor burada. Evet. Evet. Tamam. Şimdi evet. Çözdük. Teşekkürler. Gerçekten. Kalabalık izleyicimiz... arkada kalmış. Ona sistem gibi öndeki kızla alakası yok gibi diyor bir izleyicimiz. Sen ne diyorsun? Bence kızın arkasından bir şey demiyor. Kalabalığa çok fazla laf söylemeye çalışıyor diyor. Ha. Ege diyor ki Ececiğim arka hareket, arka ile ilgili, kalça ile ilgili bir hareket yapıyor diyor. Aslında yeri yanlış, yani durduğu yer yanlış. Ay'a benzer yüreğim. La 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 la. Sever ama Mustafa şimdi hareketleri. Mustafa'cığım bir hareket yapıyorsun, 10 dakika konuşturuyorsun bak. Orada bağıra bağıra tam böyle net söylesen, enerji de yollasan niye enerji? Ver sesini, ver coşkuyu. He. Aram. Ya gülüyorum şimdi de böyle topu taşımada giderler ya. Aynen öyleler fırsatçılar. Onun gibi dur, tövbe tövbe. Tabii şimdi Yolkaş'a tamam diyor ya. Ki Mustafa Sandal Aleyna ile pasta töreninde kalabalık olunca arka arkaya duruyor. He. Ben bu videoyu sessiz paylaştım diyor. O zaman muzurluk ortaya çıkıyor çünkü diyor. Seslisinde enerji yolladığını zaten Erol Kaş'a da söylüyor. Yine de bana enerji yollamak çok böyle şey gelmedi. Mantıklı yani enerjimi yolluyorum. Yolla. Yolla. Yolla kaderim yolla. Hayır, hayır, hayır. Peki devam edelim o zaman. Yani 10 dakikamızı yedi bu şu hareket. Şu manasız hareket. Teşekkürler yani gerçekten. İzleyiciyi de yorduk, kusura evet, bakmayın. Evet biz de yorulduk. Vallahi kusura. Beynim yoruldu. Ben bu izleyicinin yerinde olsam var ya gerçekten bu sokakta görsem. Mesela diyeyim Demet Akalın kocasına gerizekalı mı diyor. Bunun hesabını çıkar sorarım. Mustafa ne yapmaya çalışsın o kızın arkasında derin. Mesela bu sorsa ortalık çok güzel olur ya. Daha realiti bir magazine döneriz. Muhteşem olur. Evet. Düşünsene ya. Yolda birini durdurup sen niye eski kocana gerizekalı dediğini düşünsene bir muhteşem olmaz mı? Belki diyorlardır. Nereden biliyorsun İşte ki? Onu çekmek yakalamak lazım. Evet. Siz nasıl? Yapın. Yapın çekin. Yapın çekin. Çekin bana atın. Çekin. Ortalık ay kaos. Peki. Şimdi bana dava gelecek. Halkın huzurunu bilmem neye kullanma. Evet. Ay çok komik yorumlar geliyor. Ne ya? Şey demiş birisi ateşini yolla bana diyor. Kalçaya enerji yollamış diyenler o var. Hakan. Ben de buradan coşuyorum ne yapayım diyenler var. Öyle o, devam ediyor. O Hakan Peker ateşini yolla. O zaman devam edelim hadi. Ema Subaşı ile edebilir miyiz? Evet. Hazır mı? Bir YouTube programına katılıyor. Evet. Ali abinin. Şeyma Subaşı ve Seren Serengil de birbirine giriyor o söylemlerden sonra. Bakın neler oldu neler neler neler. Tam ver işte. Ece. Görür oldu neler. Şöyle oldu. Evet anlat. Seren Serengil'i tanımadığını ima etti. Kim o? Kim kaseti mi var? Neyi var falan gibi bir şey söyledi. Zaten aslında kaset diye bir şey yok. Artık yok canım ne kasetler var. Tanımıyorum etmiyorum. Adını falan da bilmiyorum. Ne dediğini benim hakkımda falan bilmiyorum. Bir şeyler söylüyormuş ama önemli değil. Kim olduğunu bilmiyorum. Ne iş yaptığını falan bilmiyorum. Heh. Yemin ederim yani alakam yok. Ne iş yapıyor? Seren Serengil kim? Neci? Şarkıcı. Kaseti falan falan mı var? CD'leri falan bir şey mi var? Konser mi veriyor? Konuşmayalım. O isme prim vermeye gerek yok. Tıklanmak ve izlenmek için yapılan taktikler diyor Seren Serengil'e. Şimdi Seren'in yanıtını vermeden evvel buna vermeden bu konuşmaya diyor ki normalde diyor bir yuva yıkılmaz başka bir şahıs tarafından diyor. O yuva eğer sağlamsa, güzelse üçüncü bir şahıs yıkamaz diyor. Bunun üzerine Acun Ilıcalı'nın eski eşi yanıt veriyor Zeynep. Mumlu bir şey. İlk önce bir tane yazı paylaşıyor. Yazıyı da vereceğiz. Evet. Önce yazıyı verelim çünkü bunu en son paylaşıyor. Yalancının mumu yatsıya kadar. Burada onu mu demek istiyor Ececiğim? Ben onu anladım. Bilmiyorum. Başka da bir şey yok zaten. Şimdi yazı okuyabiliyor musun sen? Heh, burada buldum. Şurada ne diyor? Bu devir evet söyle. Dostoyevski'nin Budala kitabından bir paragraf alıyor. Bu devir sıradan insanın en parlak zamanı. Duygusuzluğun, bilgisizliğin, tembelliğin, yeteneksizliğin hazırlık olmak isteyen bir kuşağın devridir. Maalesef bu devir de böyle diye bir paylaşım yapıyor. Sonrasında da Zeynep yani Acun Ilıcalı'nın eski eşi bir mum fotoğrafı koyuyor. Böyle bir atasözü aklıma geldi. Yalancının mumu yani mumlu yalancı başka, diyor. Mumlu başka bir atasözü gelmiyor aklımıza tabii. Ve Şeyma'nın açıklaması şu. Katıldığı programda yuva yıktın mı diye soru soruluyor. Onun üzerine de diyor ki kimse kimsenin yuvasını yıkamaz. O yuva sağlamsa başka birileri yüzünden yıkamaz diyor. Sonrasında da yine Seren Serengil'in yanıtıyla devam etmek durumundayız. Seren de bir yanıt veriyor. Ne diyor Seren, biliyor musun? Seren açtırma kutuyu söyletme kötüyü. Evet.
Artık kutu atma da kalmadı. Bunun kayası var. Onu verelim ama. Verelim hadi. Bir tane de yorumu var. O enteresan. Yorumu da verecek. Evet, ama niye bunu da söylüyor? Bunu da söyleyelim. Şeyma çünkü biraz önce Bircan Bali'nin de dediği gibi kasedim var diyor. Tanımıyor. Bunun üzerine Şeyma da yanıt veriyor. Seren. Ay, pardon Seren evet. Bircan söyledi zaten onu. Bilal. Evet. Açtırma kutuyu söyletme kötüyü. Artık kutu da kalmadı ondan da oldun. Abla yaylan artık. Kim 500 milyar isteriz zorla diyeceğim ama orada genel kültür lazım. Sende de ne geneli ne kültürü olmadığına göre oradan da ekmek çıkmaz. Dur bakalım. Heh buldum. Bir kelime bir işlem. İlk soru da benden gelsin. Evli bir adamla olan yuvasını yıkan, çocuklarını babasız bırakan kadının lügat karşılığı nedir? Bak bildiğin yerden geldi soru ünvanın. Evet şimdi böyle bir yanıt veriyor ama tabii ki bu yanıtı durup dururken vermiyor Seren Serengil. Çünkü Şeyma Subaşı'na Seren sorulduğunda tanımıyorum işte kasedi mi vardı gibi imalarda bulunuyor. Birazdan Seren Serengil'i yayına bağlayacağız. Sence Seren'in cevabı ağır olmuş mu? Yani aslında her iki tarafın da yaptığı ya ben Şeyma'nın Seren'i tanımadığına, Seren'in ne iş yaptığını bilmediğine asla inanmıyorum. Hatta bir dönem Seren Serengil'in hapse girmesiyle tüm Türkiye Seren Serengil'i. Yani derler ya enikten cücüğe herkes tanıdı yani. O yüzden bunlar çok komik şeyler. Kim o falan tanımıyorum falan. İnandırdı Seren de der ki ben de seni evli bir adamın sevgilisi olarak tanıdım der. Yani öyle bir şey doğurursun ister istemez karşı tarafa. Yani polemik çıkar. Tabii ki çıkartırsın. Ya Seren altta kalır mı ya? Seren Serengil'den bahsediyor. Altta mı kalır? Bir de öyle bir cevap vermiş ki bak bildiğin yerden geldi diyor yani. Normalde biliyorsun Zeynep de yani Acun'un eski eşi de konuşmaz. Girmez konuya. Girmez topa konulara. Girmez. Duramadı. Çünkü diyor ki yani onların yuvası sağlam değildi diyor. Aslında söylenen cümle de ağır. Bu biraz da Acun'u da sattı biliyorsun şu an. Yani Acun belki çok düzgün giden bir evliliği olduğunu empoze ediyordu karısına, çocuklarına. Belki öyle hissettiriyordu. Belki öyle hissettiriyordu. Bir taraftan da Şeyma'yı kaybetmemek adına benim zaten evliliğim çatırdamak üzere falan gibi şeyler söyleyerek Acun'u şu anda zaten ortadan ikiye böldü yani Şeyma. Acun peki bir şey demiş midir acaba Şeyma'nın bu açıklamaları? Acun artık Şeyma'ya ne desin ya? Ben sana bir şey söyleyeyim. Acun Şeyma'yı boş verdi bence. Öyle mi diyorsun? Ya kesinlikle artık ne yapsın? Boş verse de ama onunla ilgili çıkıp açıklama yapıyor, konuşuyor. Yani evet bir ya. Gizlilik şey yok mu? Yani boşanırken ben Acun'un yerinde olsam öyle yapardım ama neyse bakalım Seren Serengil ne diyecek? Hattın diğer ucunda. Günaydın Seren. Günaydın Ece'cim, günaydın Bircan. Bir şey var ya durur mu Nasrettin Hoca? Yapıştırmış cevabı. Durur mu Seren Serengil? Yapıştırır cevabı. Canım benim. Bunun cevap yapıştırmayla alakası yok. Benim bir duruşum var. Ben bu televizyon programını yaparken de kendi anne babam da bir kadın yüzünden boşandığı için bu konuda çok haklısın ve şu anda da YouTube'da iyileşiyorum diye bir program yapıyorum ve konusu sadece aldatılan eşlerin, yuvası yıkılan kadınların dertleri ve tekrardan hayata dönmeleriyle ilgili. Zeynep benim her daim görüşmesem de çok sevdiğim bir arkadaşım. Zamanında bu programa Star'da ben de Cengiz'le beraber yaparken önümüze gelen gazete küpürlerinde Acun Ulucan'ın ayakkabılarıyla resimleriyle resim çektirip Acun'la aşk yaşadığını alenen beyan edip evli olan kadının yuvasını yıkmaya çalıştı, yıktı. Çocuklarını annesi babası aynı evde görmek isteyen çocuklarına tam buluğu çağında mutsuz etti. Üstüne evli bir adamdan hamile kaldım. Yani ve topluma tamamen yani toplum kurallarına tamamen aykırı bir şekilde davranarak toplumun nefretini kazanmış bir kız. Bu kadını bir önemli birisiymiş gibi, bir mesleği varmış gibi çıkıp da konuk etmeleri de çok yanlış. Bu kadının çünkü fenomenmiş gibi sanki çok güzel şeyler yapıyormuş gibi buna bir gazetecinin soru sorup cevap alması da çok yanlış. Çünkü böyle bir kadını tamamen yok farz etmemiz gerekiyor. Çünkü genç kızlara o kadar korkunç kötü bir örnek olan bir kız ki. Ha ben bütün programım boyunca ne bunun düğünü sundum ne bununla alakalı bir haber geldi bunu sundum. Çünkü dediğim gibi bu kadınların yaptıklarını alkışlarsak ve bu tip kadınların yaptıklarını çok meziyet gibi insanlara sunarsak bunların yaptıklarını çok normalleştirmiş oluyoruz. Ve size yemin ediyorum ben şu anda bu kadınların çoğunla
Yani yuvası yıkılmış kadınlarla program yapıyorum burada. Herkes şunu söylüyor. Yani canımız çok acıtıldı. Çocuklarımız babasız kaldı. Tekrardan bir hayata başlamak çok zor. Tekrardan bir insana güvenmek çok zor. Birçok kadın Zeynep'in yaşadığını yaşadı. Ben nasıl olabilir de bu kadının arkasında veya bu kadının yanında durabilirim? Ben nasıl olabilir de böyle bir örneği savunabilirim ve bunun yanında durabilirim? Tabii ki televizyon programında ben bu kadını eleştirince, bu geçen sene bir başka metres diyeyim, bir başka yuva yıkan kadınla yanında yancılık yapan bir kadına sırf bana inat olsun diye beni tanımadığını iddia ediyor ya, sırf bana inat olsun diye televizyon kanalına sokup ona işler dikti. Hani sanki benden hani daha fazla destek olacak bir şey olacak. Yani bana inat olsun diye ya. Neden? Çünkü ben esas kadını. Ailesi yıkılan kadının arkasında durduğum için bu onun işine gelmedi. Bana hırslandı. Kadına oraya soktu. Ne oldu? Batan gemiyi ilk önce fareler terk eder. Fareler terk etti. Şimdi yeni sevgilileri poz veriyorlar. Dolayısıyla bu kızın gerçekten bak psikoloğa bir yardım alması gerekiyor. Çünkü çok kötü ruhlu bir kız. Kötü bir kız. Çünkü bir başkasının yuvasına hırs ediniyor. Yani yıkmaya hırs ediniyor. Hani bir evli bir adama gidip aşık olmak ve hani ona hayran yani bir cahillik yapıp 17-18 yaşında 20 yaşında çocuk doğurmaya kalkmak başka bir şey. Ama bunu yaparken de esas karısının, esas çocuklarının yuvasını hedef alarak, kadının canını acıtarak o evliliği bitirmesi çok başka bir şey. Dolayısıyla bu kadını mesleği varmış gibi, sanki önemli birisiymiş gibi o programa katılan, ben her zaman şunu söyledim, insanlar belki yanlış anladılar ama mesela sınıftan bahsetti. Herkesin bir sınıfı vardır diyor. Yani kendisini gerçekten bir sınıfa mensup, orada var olmuş gibi hissediyor. Öyle zannediyor. Yani kocasından kalan imkanları, ki o imkanlar da sizin sandığınız kadar çok büyük imkanlar değil, onun söylediği gibi. Kocasından kalan imkanlarla kendini bir statü belirlemiş zannediyor. Böyle bir şeye inanıyor kız. Ve biz bütün genç kızlarımız diyor ki ya bakın diyor, bak bu koca birisinin yuvasını yıktı, çocuklarından ayırdı. Hamile kaldı evlilik dışı. Demek ki bak diyor Şeyma Subaşı'nı televizyona çıkarıyorlar, davet ediyorlar. Demek ki bu kadın doğru bir şeyler yapıyor diyor insanlar. Bu kadınların televizyona çıkarılması ve konuk edilmesi kadar daha sakıncalı bir şey olamaz. Gerçekten söylüyorum. Yani benim bu kadını tanıma şeyim yok. Hiçbir ortak bir mevzumuz yok. Ve şahsi bir kinim de zaten olamaz. Çünkü hiç tanımıyorum. Tanımam da bu tipleri mümkün değil. Ama tamamen bir program yaptığım için ve programcı olduğum için, sizin de oradaki sağduyunuz vardır. Siz kendinize göre haklı olan kimse onun yanında durursunuz. Çünkü hak bir tanedir, doğru bir tanedir. Bu kadın yuva yıkan bir kadın. Başkasının kocasınınla yuvasını yıkıp evlenen ve maalesef nikah dışı çocuk yapmış. Allah o çocuğa uzun ömür. Şansını güzel etsin. Yavrucağın hiçbir günahı yok. Canım benim yani. Çok da seviyorum. Ama bu kız gerçekten normal bir kız değil. Ve bu kızı bu kadar televizyonlara çıkartıp böyle yani gazetecilerin buna böyle sanki adammış gibi soru sormalarına esefle kınıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim Seren. Yani sanat camiasında çevrin, aslında sanat camiasında değil tüm çevreyi de biliyorsun. Yani Müge Anlı'da da izlediklerimizi tabii, biliyoruz hepimiz. Kimler neler yaşıyor. Aynen. Çok aynen. Üzerine gidiliyor mu sence Şeyma Subaşı'nın? Nasıl üzerine gidiliyor mu? Yani şöyle dediğin, bir laf ettim biraz evvel. Toplumun nefretini kazandı gibi. Aslında çok ağır bir laf. Yani insanlar Şeyma'ya gelene kadar neler neler yaşayan insanlar var da el üstüne tutulmaya devam ediliyor veya el üstüne tutuluyor. Ya işte bunu yapan Türkiye'deki bir takım medya diye, bir takım gazeteci diye kendini tanıtan, asla gazeteci olmayan bu kadınlardan, bu tip kadınlardan ben olmaz mı? Daha büyük starlar var. Biliyorsunuz milletin yuvasını yıkmaya çalışan ve bunları örtbas etmeye çalışan gazeteciler var. Ve bunlardan gazeteci demiyorum. Ben gazetecilere hakaret olur çünkü. Ama böyle gazetelere sokulmuş
Ama aslında bu işi para karşılığı yapan yancılar var. Ve bu insanların ayıplarını örtüyorlar. Para karşılığı şimdi, yapan derken gazetecilerden bahsediyorsun. Yani gazeteci demeyeyim onlara. Çünkü gazete hani hakkınla yaşayan, doğru düz kalemi düzgün olan birçok insan var. Ama biliyorsunuz artık gazetelerde gazeteci olmayanlar da çalışıyor. Yani hiçbir basın yüksek okulunu sadece bitirmek demek, gazeteci olmak demek değil. Bu insanları o tanıdık, bu tanıdık, buna yağcılık, buna çantacılık yapan insanları da insanlar televizyonlara sokmaya başladı. Onlar da koruyor neden diyorsun o tipleri. Ha, şöyle, sen bir şey söyledin demin, çok doğru bir şey söyledin. Dedin ki şunu sordum. Şeyma'dan daha kötüsü yok mu dedim. Şeyma'dan daha kötü olmuş olması Şeyma'nın suçunu hafifletmiyor. Orada Zeynep yıllarca... ben bakın Zeynep'in de yakın arkadaşı falan değilim. Ama bir kadın olarak şunu düşünüyorum. Yıllarca ben bir adamla sıfırdan tırnaklarımızla geldiğimiz bir evlilik. Çocuklarımız tam büyüme çağındayken bir kadın geliyor. Ondan sonra resimler çekiyor. Evliyken sevgilisinde olan ilişkisini ilan ediyor. Hamile kalıyor. Yuvamı dağıtıyor. Ve ben bu kadını... Yani bu kadını destekleyeceğim, öyle mi? Ben bu kadını gazeteye çıkartacağım. Ben bu kadını televizyonlara çıkartacağım. Hiçbir ailesi olan ne bir erkeğin veyahut da bir kadının. Bu tip örnekleri sanki çok normal şeyler yapıyormuş gibi. Başkası da yapmıyor mu? Başkası da yapıyor diye bunun suçunu hafifletemeyiz ki. Peki tek kadın mı suçludur? Efendim? Tek kadın mı suçludur böyle durumlarda? Tabii ki tek kadın değil. Tabii ki tek kadın değil. Ama yine tek o suçlu olmadığı için o suçlu sayılamaz. Dolayısıyla... Bu örnekler tamamen, bakın aileler yıkılıyor ve ben burada program yapıyorum ya, bu kadınların hepsi şunu söylüyor, bizim çocuklarımızın günahı ne? Yani tekrardan hayata başlar, bir kadının bütün hayatını mahvedip o adamı eline alıp onunla bir hayat kurmaya çalışıyor, onun hayatını çalarak. Bu çok normal olmayan bir şey. Dolayısıyla bu tip kadınları star olsun, bu tip işte yarışma programlarına katılan kızlar olsun, bunların yaptıklarını ayıp olduğunu, normal olmadığını insanlara aktarmak yerine bunları konuk çağırıp öyle mi oldu, böyle oldu ve olmaları çok yanlış gerçekten. Yani Şeyma'nın şöyle bir handikapı var. Benim Şeyma Subaşı'yla ne alakam olabilir? Nerede yolum kesişebilir? Hangi semtte kesişebilir ve nereden tanıyabilirim? Yani bir kere ahlak şekli bana çok aykırı. Ben başkasının kocasına hiçbir zaman bakmam, bakan bir insanla da arkadaşlık etmem zaten. Dolayısıyla uzun lafın kısası, ben sadece bir programcıyım. Hala da şu anda YouTube'da bu tip evlilikleri bitiren kadınlara savaş açmış bir programı yapıyorum. Onlara sadece, yani onlara destek olmak için. Dolayısıyla programcı olarak kendi yorumumu, kendi fikrimi beyan etme gibi bir hakkım tabii ki var. Programda da vardı, bugün de var. Tabii dolayısıyla ki var, o kız tabii beni sevmiyor haliyle. Çünkü doğruları söylediğim için sevmiyor. Sevmediği için geçen seneden beri yaptıklarını zaten ortada. Ama ben yine de söylüyorum. Hani benim kaseti bağırmadım. Kasetim hiç yok. O karıştırmış bu arada. Kaset demiş ama ne kasetinden bahsediyor bilmiyorum. Sanıyorum karıştırmış olacağım. Ama uzun lafın kısası, söylemek istediğim tek şey var. Herkese söylemek istediğim şey. Hepimizin yuvası oluyor. Yuvası dağılıyor. O ve bir başka kadınla hayatımızdaki adamlar beraber olabiliyorlar falan. Bir kadının tekrardan hayata başlaması için çok zor bir durum bu. Hele çocuğum olacak. Yani hele çocuğum olacak. Dolayısıyla bu kötü örnekleri sanki böyle önemli şahıslarmış bize. Yani Şeyma Subaşı'ya biz nesinden dolayı konuştuk bugüne kadar? Yani ya, hangi ama Seren o zaman kişiselleşmiş olur konu. Şeyma Subaşı çok önemli, çok inanılmaz bir iş sahibi olan bir kadın da olabilirdi. Şu an vasfı yok. Bu yüzden buradan giriyoruz ama yaptığının yanlış olduğu kişisel değil, ismiyle alakalı değil. Bence davranış yanlışlığı var. Hayatım, davranış yanlış ama tamamıyla karakter, yani kişilik bozukluğu, bu normal mi? Bir başkasının kocasını, ya tabii ki evliliğini hırs edip bir başkasının evliliğini hırs edip yıkmak, bir başkasının çocuklarını, ben de o yaşta annemle babam ayrıldı. Ben belki bu konuda o yüzden bu kadar çok hassas olabilirim. Büyük ihtimalle. 5 yaşında anne baba ayrıldı ve bir kadın yıktı. Dolayısıyla ben ömür boyu hiç benimle yakışıksız ve hatta ilişiği olmayan insanlarla belki, bak ben de mutsuz oldum. Dolayısıyla o çocukların da, ya empati yaptım hep ve çok üzüldüm o zamanında yıkılması. Ya bir Seren, bir şey söyleyeceğim. Yani. Ya valla içimde kalacak eğer sormazsam da. Gerçekten bu konudaki fikrini merak ediyorum. Acun Zeynep'i gerçekten sevseydi.
Şeyma onun başını, aklını başından alabilir miydi? Demek ki evliliğinde de bir takım eksiklikler varmış. Bence Acun'u da çok severim ama bunu da söylemezsem olmaz. Şimdi Acun'un yaptığı yanlış şu. Başkasına gönlü kayabilir. Herkesin kayabilir maalesef. Bu böyle bir şey. Aşka engel olamaz. Ama Acun'un yapması gereken şey boşanmaktı. Acun devam ettirerek belki Melisa'nın da doğumunda da devam ederek kendi fikrimi söylüyorum Acun. Bunda Acun'un da hatası var. Ya şimdi, o sırada kesecekti, evliliği bitirecekti. İki kadına da ayıp edilmiş oldu bence. Bence bu kadına hiçbir şekilde ayıp falan edilemez. Bunu hiçbir şekilde ben bu taraftan çünkü bakamam. Acun açıklama yaptı ya Şeyma'nın peşinden ben koştum diye. Hatırlıyor musun? Hürriyet'e Cengiz Semercioğlu'na senin eski ortağı açıklama yaptı. Peşinden ben mi koştum demiş. Evet ben peşinden onu ben koştum. Tavladım ben dedi. Tavladım. Şeyma'nın suçu yok gibi bir açıklama yaptı. Sonra da evlendi ya. O yüzden diyorum hani o açıklamayı da göz önünde bulundurursak Cengiz'in yazdı. Acaba bu yolun sonunda finale geldiğimiz zaman bütün bunlara değdi mi diye de düşünüyor mudur acaba? Ya bu kadar kötü şeyler yaşayarak ve bir kişiye hani şimdi Acun konumu belli olan bir adam. Çok rezil olmadılar mı bu işin sonunda? Üzülmüştür tabii. O yüzden, sonuç olarak şöyle. Bir erkek bir kadından ayrılmak isteyebilir karısından. Artık sevmiyor da olabilir. Bu da çok normal, haklısın. Of. İlk yapacağı iş o evden gitmeli. Evet. İkinci yapacağı iş o kadına asla karısı için konuşturmamalı, çocukların annesi. Asla o kadının canını acıtmamalı. Çünkü sıfırdan geldiğinde Acun'un yanında Zeynep vardı. Şeyma yoktu. O yüzden de ben ne olursa olsun bu tip kadınları eğer hayatını alırsan bir erkeklerde bir saatten sonra bak Zeynep beni orada bugün de paylaşımda çünkü paylaşımda şu var. Şimdiki jenerasyondan bahsediyor. Çünkü erkekler bir yaşa geldikten sonra kendinden 20 yaş küçük kızlarla beraber olmaya başlıyorlar ve gerçekten onları sevdiğini düşünüyorlar. Gerçekten. Dolayısıyla ve sonuçta böyle komik bir şekilde böyle bir finalize oluyor yani. Dolayısıyla ben can acıtan tüm kadınların karşısındayım. Her zaman da bunu kendime bir son edindim. Bunu Şeyma için geçerli değil biliyorsunuz. Öbürkü için de söyledim. Yani bu bir başkasının çoluğunu, çocuğunu, yuvasını yıkan kadınları hiçbir şekilde normalleştiremeyiz. Ve bu benim fikrim. Bunu Şeyma'ya kişiselleştirmiyorum. Benim hiçbir tanışıklığım yok. Hiçbir şey yok. Sadece ama Zeynep'in sonuçta neler... seninle de ilgili bir yanıt verdi. Ona cevap ya vermen kadar normal bir şey olamaz. Yani şöyle onun ne yanıt ne söyleyip söylememesi o kadar önemsiz ki. Çünkü bir varlığı yok yani. Yani kim söylemiş benim için o kadar önemli ki. Hani bir şeyler alayım gerçekten. O beni bana kızgınlığından söylenmiş. Beni çok da iyi tanıdığını. Geçen sene millete iş vererek evime almadığım insanları, hayatıma almadığım insanları onlara iş vererek kendisi beni ne kadar iyi tanıyıp tanımadığını zaten oradan hepimiz biliyoruz. Bu çok önemli. Eylem İpek'ten bahsediyorsun. Onu da söyleyelim. Ama ne olur Allah aşkınıza hiç bu tiplerin adını bilmek istemem. Hiç konum da değil zaten. Sadece şunu söyleyeyim uzun lafın kısası. Benim bu söylemlerim ve bu fikirlerim asla Şeyma Subaşı'nın şahsında. Çünkü ben o kadını tanımam. Hayatımız boyunca Acun'un programına gidip yarışmacı olmasaydı nereden bilecektik? Bizim karşımıza çıkabilecek miydi? Hayır. Dolayısıyla bu saatten sonra da çıkamayacak zaten. Yani bu işler de bitti. Dolayısıyla bizim hayatımızda bir süre için giren bir kadın bu. Ama bir annenin, bir eşin canını yaktığı için tamamıyla karşısındayım. Yani böyle birisi bir şey olsa ben böyle bir program yapıyorum. Gene bununla alakalı fikrimi beyan ederim. Bunun dışında da onun çok da söyledikleri zaten önemli değil. Onun zaten yaptıkları ve söyledikleri hale alınıyorsa bu memleket sizin bütün ahlaki değerini kaybetmiş olur yani. O yüzden söyleyeceğim bir şey yok. Sadece Allah bu tiplerden insanların yuvalarını kurtarsın, korusun diyorum. Başka peki. Söyleyeceğim bir şey yok canım be. Selam, son bir şey sorabilir miyim? Efendim canım. Senin hayatında bir aşk olduğu söyleniyor, var mı? Valla Ece'cim bu saatten sonra boşanma davamı açtım. Bu davanın ne kadar, kaç yıl süreceği belli değil. Yaklaşık 2-3 ay sonra tamamıyla çocuk yapma şansımı kaybediyorum. Yine testler yaptırdık. Benim zaten evliliğim bundan 5-6 ay önce bitti. Kağıt üzerinde şu anda sadece bu evlilik, bu mahkeme süreci, bir takım şeyler karşı taraftan
yapılması gerekiyor. Onları yapmadığı için bekliyoruz. Onun dışında benim bu evliliği bir sorumluluğum ve mesuliyetim kalmadı. En kısa zamanda Allah da bana benim kalbime göre bir hayat çizsin. Ben de çok üzüldüm çünkü. İnşallah. O yüzden de bu saatten sonra hani aşk meşk sevgili şu anda konuşmak istemem ama benim de hayatıma başlayacaksa bu da benim hakkım, bu da bir yeridir. Çünkü herkes artık kendi hayatını fazlasıyla yaşıyor. Ben de bu saatten sonra tabii ki bir sürece giriyorum. Yazık, ben de hep anne olmak istedim, olamadım. Benim de bu süreci bir an önce şu boşanma sürecine bitirmeleri ve benim de zaten hayatıma tekrardan başlamam gerekiyor. Yani o yüzden de tabii ki aşk olacak. Tabii ki tekrardan da seveceğim. Tabii ki tekrardan bir başlangıç yapacağım. Herkes başlamış gidiyor. Benim de yapmam veya da başlamam kadar olan hiçbir şey olmaz. Ben evliyken, kocam evliyken, her şeyimiz mutluyken gidip kocamla sabahleyin öpüşüp evden çıkıp akşam başkasına gidip olmadı. Hiçbir zaman benim tarzım olamaz. Benim ahlakım bu değil. Ama artık boşanma davası açmışız. Bazı mahkemeler, sen de biliyorsun, Ece 5 sene de sürebiliyor, 10 sene de sürebiliyor. Allah korusun. O yüzden ben hayatımı tabii ki yaşayacağım. İnşallah çok mutlu olursun Seren. Evet ya, inşallah bütün kadınlar, iyi olan kadınlar hepimiz mutlu olalım. Hayat çok kısa. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler bağlandığın için. İyi yayınlar ikinize. Çok mersi. Bay bay. Şimdi son bir şey söylemeyeceksen geçelim. Geçelim. Tamam. Söyleyecek bir şey yok. Her şeyi söyledi çünkü... Sen bir sinirlisin, konu bir şey konu şey değil yani. O onu ciddiye almıyor, o onu tanımıyor ama polemik var. Yani konu böyle gider. Tamam, o zaman İbrahim Tatlıses'e devam edelim. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in hayranlarına büyük müjdesi var. Albüm mü geliyor, neler oluyor? Hepsi haberimizde. Sonunda hasret bitiyor mu? Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses sahnelere mi dönüyor? Sadece ve sadece söylemezsem olmaz ulaştı. İbrahim Tatlıses gecelerde görüntülendi. Yer yerinden oynadı. İmparator kimi dinlemeye gitti? Peki eski dostların buluşmasında neden tatsızlık çıktı? İbrahim Tatlıses 2011 yılında uğradığı silahlı saldırıyla hayranlarının yüreğini ağzına getirmişti. Ünlü türkücü geçirdiği ameliyatların ve uzun tedavilerin ardından hayatı tutmuş, ancak sahnelere ve ekranlara veda etmişti. Derken İbo Show geri dönüyor haberleri geçtiğimiz yıl gündeme damgasını vurmuş. Söylemezsem olmaz bu haberi ekranlara taşımış. Hatta ilerleyen günlerde İbrahim Tatlıses Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlanmış ve adeta tüm Türkiye ile dertleşmişti. Öz amcam çocuğu var yani, diyeyim daha doğrusu, açık açık söyleyeyim de. Herkes kendini anlasın. Ona değer verenler de vermesin. Çünkü bana değer vermeyen adamı ben vermem. İşte tüm bu gelişmelerin ardından Söylemezsem Olmaz büyük bombayı patlattı. Gecelerde görünmeyen, eğlence hayatından elini ayağını kesen ünlü türkücü geçtiğimiz akşam bir mekanda görüntülendi. Hem de ne görüntülendi? İmparator gecelerde. Üstelik İbrahim Tatlıses yıllardır kendisini yalnız bırakmayan türkücü dostu Şahap Akagün'ün sahnesini ziyarete gitmişti. Sevmiyorum lan. Seni sevmeye de seni bu. Şahap Akagün ve İmparator'un dostluğu yıllar öncesine dayanıyor. Şahap Akagün İzmir'de ünlü türkücüyü yalnız bırakmamış, birlikte yeri göğü inletmişler. Şimdi iadeyi ziyaret yapan İbrahim Tatlıses İstanbul'da tam bir İmparator gibi ağırlar. Ancak fotoğraf ve video çekmek isteyenler yüzünden gecede kimi zaman tatsızlıklar da yaşar. Ama seni tanıdım demiştim. Ver baba, çok ağır. Git, flaş yok, git. Flaş yok, flaş yok. Flaş yok. Biraz açın burayı. Rahatlatın burayı. Yine de hiçbir tatsızlık imparatorun sahalara inmiş olmasının verdiği coşkuyu azaltamadı. Ayrıca İbrahim Tatlıses'in asistanıyla birlikte geceye katılmış olması da gözlerden kaçmadı. Bu da İbrahim Tatlıses'in ısınma turlarına çıktığı şeklinde dalgalanırken yakında sahnelere döneceğini bir sinyal olarak yorumlandı. Bakalım bu müjdeli haber için İmparator'dan ne yanıt gelecek? Ay ne güzel ya. Çok özledik seni. Hay İbrahim gidi, Tatlıses. Hay gidi. Ya keşke bu haberler gerçekten vücut bulsa. İbrahim Tatlıses bir mekanda çıksa. Mesela Polat'ın doğum günü olduğu yerde İbrahim Tatlıses ayda bir kere çıksa. Polat Yağcı'nın doğum gününe neden gelmedi acaba İbrahim Tatlıses? Ya mesafe. Biliyorsun belki. Çok çok araları iyi. Mesafe dediğini İzmir'e uçakla 35 dakika. Ya bilmiyorum ya, ama bir şey söyleyeceğim. Ya, benim evle 10 dakika yani olmuyor. Bazen o uydurunca olmuyor yani. Hayatın akışına... Uyduramıyorsun bazen. Olabilir diyorsun. Şimdi bir Türkiye evine gidiyor İbrahim Tatlıses.
Ya düşünsene. Yavuz adamın da sesi yıkılmıyor. Oraya gidenleri düşünsene bak, gidiyorsun. İbrahim Tatlıses. Türk evindesin. O İbrahim Tatlıses geliyor yan masaya. Yani. Ve her an bir şarkı söyleyebilir. Ve Türkülerin kralı yani. Evet ya, onun mutluluğuyla bütün gece acayip eğlenirsin. Konsantre olamazsın ki şarkı söyleyen kişiye. Bu beyefendinin sesini çok beğendim. Tabii hiç tanımıyoruz. Ben tanımıyorum. Kimin yanına gitmiş? Ata bir şeyini. Çok tanımıyorum Şahap. Ama Şahap iade-i ziyaret ismi. Olduğu kesin. Evet. Şöyle İzmir'de o onun yanına ilk gidiyor ve şarkı söylüyor muazzam yanık bir sesle. Sonrasında o da onun ziyaretine gidiyor. Tabii muhteşem bir ziyafet ses. Bu bize özel değil mi Bilal? Evet, bize özel görüntüler. Ya dün değil evvelsi gün yaşanmış. Tekrar birazcık, o zaman çok özledik İbrahim Bey'i. Asistanıyla katılıyor. Değil yanındaki mi? Asistanı, evet. Evet. Ne sesler var ya. Ya İbrahim Bey beni yazın aradı. Dedi ki Dilan dedi bir güzellik merkezi açtı. Mutlaka evet. gitmen lazım. Evet. Ben Çeşme'deyim diye gidemedim. Mutlaka gideceğim. Evet. İbrahim Bey kızı Dilan'ın açtığı güzellik merkezine kendisi gitmiş. Tırnak bakımı yaptırmış. Ay. Erkek kadın fark etmez, bakım şart demiş. Onun da bir fotoğrafı var. Onu da bir verelim. Dilan bu arada çocuklarına ne kadar destek oluyor değil mi artık? Evet ya. Farkındasın değil mi? Artık diyorum Dilan'a çünkü... Çok uzun bir zaman sonra Dilan'ı kabul ettiğini çok söylemişti. Güzeller. Zaten Dilan onun kıvırcık ve uzun saçlı hali. Dilan bir de hayatımda gördüğüm en sıcak, en cana yakın kadınlardan acayip bir tanesi. Ya. Acayip bir şey. İçine çok sokasın geliyor ya. Yani Dilan. Yani böyle sıfır kompleks, sempatik, enerjisi çok yüksek bir kız. Annesi de öyle. Çok tatlılar yani. Zaten bence ikisi de çok saygılı. İki tane evladını da görüyoruz. Çok saygılılar gerçekten. Eyüp şimdi mesaj attı. Ne diyor ki sana konuk geldiğimiz günler geldi aklıma diyor. Tabii onlar için. Eyüp de biliyorsunuz İbrahim Tatlıses'in yıllardır menajerliğini yapan, şu an İdo Tatlıses'te çalışan aile dostları artık. Aile onlar. Ya bak canım. Nasıldı biliyor musun? Doğum günüm olacak. Hani haberim yokmuş gibi ben lahmacun yiyorum. İbrahim Bey geliyor, hemen atlıyorum. İbrahim Bey yarın benim doğum günüm, gelebilir misiniz? Tabii ki gelir. Bak bir kere geliyor, beni reddetmedi. Biz Eyüp'le ortak çalıştığımız için. Ooo teşkilat var. Teşkilat. Bu dediğin o görüntü. O aklıma geldi. Evet ya, tırnak bakımı yaptırıyor. Eyüp başka fotoğraf varsa Eyüp bize yollasana. Evet ne kadar güzel ya. Ya bir şey söyleyeyim, yeri nerede? Yeri şeyde bak. Etiler'de. Etiler'de. Aa güzel, yakınmış. Gidebiliriz tamam. Evet. Evet. Dilancığım hayırlı olsun, hayırlı tekrar, olsun tekrar. Tekrar tekrar. O güler yüzün yeter zaten. Güzel sesi var, bir de aklı da var. Nasıl farklı? Ticaret. Ama çok farklı bir tarzı var. Şey. İki çocuğunun da tarzı çok farklı. Yani İbrahim Tatlıses tabii bambaşka bir boyutta. Çocuklar da o yoldan devam ediyor bakalım. Evet ya, sesleri de güzel. Evet, Dilan'ın ama da öyle. Evet. İdo'nun da öyle ama farklı tarzlar. Evet. İkisi evet. de pop'tan devam ediyor. Peki devam ediyoruz bakalım. Sırada 6 numara var. Ünlü şarkıcı Hadise ve yeni barıştığı kız kardeşi Derya Açıkgöz aylar sonra nasıl bir araya gelmiş? Hep beraber izliyoruz. Nasıl gelmiş bakalım. Güzel şarkıcı Hadise aylar sonra kız kardeşi Derya Açıkgöz'le bir araya geldi. Yer yerinden oynadı. Derya Açıkgöz Hadise'ye ne sürpriz yaptı. Açıkgöz kardeşler hakkında konuşulan bomba dedikodu herkesi şoke edecek. Malum 2018 yılı Hadise için çok zor geçmişti. İntihara kalkışan annesi Gülnar Açıkgöz Hadise ve kardeşleriyle arasında büyük bir kavgaya yol açmıştı. Zira ortaya çıkan veda mektubu herkesin tüylerini diken diken etmişti. İntihar konuşuluyor, kızlar ilgilenmediği için sizin not bıraktığınız konuşuluyor. O yüzden hazır birinci ağızdan bulmuşken. Ancak 2019 yılı geldiğinde bomba etkisi yaratan bir iddia daha ortaya atılmıştı. Önce Hadise'nin kardeşleriyle ipleri tamamen kopardığı iddiaları çıktı ortaya. Hülya Açıkgöz Belçika'ya yerleşmek için dönmüş ve Hadise kardeşi Derya Açıkgöz'ü sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı. Hatta Hülya Açıkgöz'ün Türkiye'yi terk etmesinin ardından anneleri de Türkiye'den ayrılıyor. Sebebi ise çok acı. İddiaya göre anne Gülnar Açıkgöz'ün psikolojik sorunları var. Ünlü popçu ne maddi anlamda ne de manevi anlamda annesine yardımcı olmuyor. Hatta son zamanlarda annesini evine sokmuyor. Tüm bu olup bitenlerin ardından Hadise gözyaşına boğulmuştu. Bir erkek kardeşi olduğunu ve hala olduğunu söyleyen Hadise bu sözleriyle adeta ailesiyle barış sinyalleri veriyordu. Bu bebek aileye çok iyi gelecek. Öyle de oldu. Açıkgöz kardeşler arasındaki küslük bitti. Hadise ve kız kardeşi Derya Açıkgöz aylar sonra ilk kez yan yana geldi. O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekiminde ablası Hadise'yi stüdyoda hayran hayran izleyen Derya Açıkgöz işte böyle görüntülendi. Dedikodu kazandı.
kazanı kaynadı. Hadise stilist kardeşi Derya Açıkgöz'le yeniden birlikte mi çalışacak yoksa sorularıysa sosyal medyada gündem oldu. Bitmedi. Yılbaşı çekiminde kırmızı göğüs dekolteli kıyafetiyle iddiasını konuşturan Hadise kulis fotoğraflarıyla yine sosyal medyayı yıktı. Tüm bunların yanı sıra O Ses Türkiye 2020 yılbaşı çekiminden ortaya çıkan özel görüntüler de resmen bomba etkisi yarattı. Ünlülerin yarıştığı O Ses Türkiye'nin özel bölümünde bu senede birbirinden bomba isimler sahne alacak. O Ses Türkiye'de Serenay Sarıkaya sürprizi. Seda Sayan kime vaat verdi? Hadise ve Şükrü Özyıldız'dan süper düet. Gupsi Özay katılmış. Evet. Katılanlara başka bakıyorum neler var. Afra Saraçoğlu. Afra var. Berrak evet. Tizin Ataç var. Evet. Özgöz Pirinççi'yi gördüm. Serenay Sarıkaya var. Katılan isimler. Şükrü Özyıldız'ı gördük zaten. Vallahi sen asıl abla kardeş bir arada. En güzeli o tabii ki. Tabii en büyük bomba evet. O oldu. Ama zaten araların iyi olduğunu biliyorduk. Sadece görüntü vermemişlerdi. Şimdi yılbaşı programı dolayısıyla görüntüyü de verdiler. Güzel, hoş. Bakalım eskisi aile gibi Hadise'yi Derya mı giydirecek? Bu dertten kurtaracak mı o çok ya para resmen, harcamadan? Evet yani her programa 20-30 bin lira para harcıyor. Bu da tahminim C ile başlayan o marka. Evet, çok şık olmuş. Tam da Hadise'nin tarzı. Birazcık uzun Hadise'ye. Hadise'nin kısa... Ben de beğendim. Güzel olmuş elbise. Sen beğenmedin mi? Beğendim. Ben de beğendim. Güzel olmuş. Ben zaten yılbaşında bana göre en iyi program O Ses Türkiye. Evet. Geçen yıl biliyorsun Tarık Ünlüoğlu'nun görüntüleri damga vurmuştu. Evet. Çok istemiş Allah hatta Acun'a da söylemiş. Allah rahmet eylesin. Buyur bakalım nasıl eğlenceler bekleyecek bizi? Erkek sadece Şükrü Özyıldız'ı gördük. Görebildin değil mi? Değil mi? Bir sürü kadın var. Gupsi Özaylar, Özgöz Pirinççiler, birçok oyuncular var. Bakalım. Vardır. Belki yakalarız. Evet. Çok keyifli bir şey olacak kesin. Ama barışmalarını çok sevindim. Yani tekrar görüntü vermelerine çok sevindim. Evet. Bütün yılbaşı Hadise programını izledik. Böyle bir tanesi kazanmıştır kesin. Peki Acun'un böyle bir durumu vardı hatırlıyor musun? Cep telefonları işte izin vermiyordu. Paylaşım yapılmasına izin vermiyordu. Şimdi bu tanıtım için mi bu kadar izin verdi? Yoksa 3-3,5 dakikalık görüntü var bizim elimizde. Evet yani. Ya iş değil. Aslında artık Acun da kendisi de mesela Ajda Pekkan katıldığında kendisi paylaşmıştı önceden sosyal medyasında. Evet. Dikkat ediyordu ama bu çok, bu çok iyi oluyor tabii. Ama evet, burada artık sonucu söylediler yani. Evet, tabii Hadise'yi kontrol seçiyor. Edemiyorsun ya. Tabii çok zor o kadar insanı kontrol etmek. Ne geldi aklıma ya? Ne geldi? Ödül töreninde miydi? Altın Kelebek. Altın Kelebek benim de aklıma geldi. Acun'un Serena'ya bakışları geldi aklıma. Şimdi böyle diyalog kurunca. Yine olmuş mudur acaba? Bak şimdi bunu izledik ama onu merak edip o yüzden izleyebiliriz yine. Tabii ha, onu tabii, izleyebiliriz. Yine malzeme çıktı. Doğru. Evet. Peki diğer oyuncuları da gördük. Berrak vardı. İşte bilmem birçok kişi katılmış yine. Evet. Dizi oyuncuları. Evet. Bütün oyuncuları gördük. Evet. Hadise de barıştığına göre. Geçebiliriz. Sesi güzel ama Serenay'ın. Evet. Gerçekten. Ve bu şarkıyı kim söylüyordu? Halil. Sezai. Halil Sezai. Halil Sezai'den daha fazla Serenay'dan dinliyorum ben bu şarkıyı. Evet, her yerde bunu söylüyor. Evet. Bir de şey mi ne o ağlamak yok yüreğim mi? Telefonun başında. Telefonun başında. Tamam. Evet. Şu kızı bir arayın ya. Evet. Kaç numara? 10. 10 numara. Özcan Deniz. 10 numara dersen Özcan Deniz tabii ki 10 numara adam. Tabii ki 10 numara olunca evet. Özcan Deniz'in Instagram hesabından oğlunun fotoğrafını paylaşıp en büyük aşk notunu düşmüş. Bakalım fotoğraf nasıl? Ay maşallah. Ne kadar büyümüş ve zayıflamış. Kuzey'di sanırım ismi evet. Çok zayıflamış çocuk. Boya gitti demek ki. Anne baba da uzun. Ha, öyle derler ya çocuk boya gitmiş yani. Kime benziyor şimdi tam olarak? Bak sence? Çocuk bebekken Feyza'nın aynısıydı. Evet, şu anda hiç kimseye benzetemedim. Bilmiyorum. Evet ben de çok benzetemedim. Hiç benzetemedim kimseye. Anaya da babaya da benzeyim. Bak burada Feyza. Ay bu nedir ya? Direkt Feyza'ydı burada yani. Bak da çenesi falan. Şimdi bu en büyük aşk yazıyorlar ya. Ama mesela single'ın adı da aşk ya. Heh. Oradan mı acaba? Ya da. Mesela evli değil ama şu anda ama evli olsa karısı yazsa en büyük aşk Kuzey'di. Bazen ebeveynler anne babalar kıskanıyor olabilir. Ebu Şallı yazmazdı mesela. Yazmaz. Ebu Şallı önce kocam diye. Yerini yani buluyor. Evet. Bak onunla ilgili soru sorduk ya ortalık yıkıldı. Herkes çocuğum yazdı. Bir tane kocam yazan yok. Herhalde tek uzaylı Ebu Şallı. Evet. Kıskanan var mıdır içten içe? Yani ne bileyim. Çocuğu aşk mu kıskanacak? Ya, düşünsene mesela en büyük aşk diyor. Yani ama nasıl ayrı ya? Bir aşk o ya. Yani şimdi çocukla aşkın ayrı bir şey. Ya mesela kefeye koyduğunda çocuğu tercih ediyor. Yani ikisini de Allah korusun iki tane bak. Hem sevgilin hem çocuk uçurumda.
Ay Allah korusun. Ne demek çocuğa ya? Çocuğa atlarsın herhalde tabii ki. Herhalde canım. Sevgili. Bak şimdi uçurum sevgili değil mi? Sevgili uçurumda ne işi var? Çocuk yanlışlıkla gitmiştir. Sevgili gidiyorsa gitsin, ne yapayım ya. Yani? Evet. Giden gitsin diyorsun. Devam ediyoruz. Kalan sağlar bizimdir. Devam. Peki peki bir şey söyleyeceğim. Bu sinek hala yaşıyor, farkında mısın? Sineklerin ömrü evet, uzun olmuş. Evet, evcil, artık evcil bir sineğimiz var. Ya şey çok komik ya, Müge Anlı. Ay bu ne ya, beni soktu diyor bu sinek sabah. Peki Demet Akalın ve Defne Samyeli ile devam ediyoruz. Araları açılmış. Araları iyi miydi ki? Ya şu Demet'in de arası bir açılmasın artık. Evet ya. Peki sosyal medyadan Defne Samyeli'ye gönderme yapmış Demet Akalın. Güzel şarkıcıdan da hamle gelmiş. Bakalım ne? Hangisi güzel şarkıcı? Şey, Defne. Defne, hmm. Defne güzel değil mi? Şarkıcı mı? Güzel. Sadece güzel. Şarkı da söylüyor. Her söyleyen. Sen de söylüyorsun. Görüntümüz var mı? Yoksa biz burada birbirimize gireceğiz çünkü. Güzel şarkıcıdan yani yalnız geldi. Dedik, duymadın. Şimdi 150 bin TL aldığına dair bir haber çıkıyor. Diyor ki önceden diyor 5 bindi. Sonra işte şöyle arttı böyle arttı. En son fiyatı, sahne fiyatı 150 bin TL diyorlar. Defne Samyeli için. Çok fazla diyen. Büyük egzajere var ya. Orada bir abartı var. Evet, bir yorumu like'lıyor Demet Akalın. Şöyle Demet Akalın Instagram'ın bekçisi biliyorsun bak. Biz uyuyalım. Sen git eve uyu, herkes uyusun, dünya dursun. Demet Akalın Instagram'a bakar, gözü kulağı gibi bakar, durur. Yani başımıza bir şey gelse Allah muhafaza Demet Akalın sahip çıkar. Sen uyursun, Demet Akalın uyumaz. Ya da bak, niye öyle diyorsun şimdi ama kadına? Ha, bu ne demek şimdi? Ne demek? Su uyur, düşman uyumaz dedi. Düşman değil ki. Ha, şöyle olabilir. Ama hayır, şimdi senin lafın ona geliyor. Valla ben şöyle söyleyeyim. Demet Akalın. Bana benimle ilgili kötü bir yorum olsun ya da iyi bir yorum olsun, Demet Akalın onun her şeyi görür. Like varsa da benim önüme düşer. Demet Akalın her şeyin habercisi. Evet ya, her şeyi biliyormuş gibi geliyor. Bu yüzden yani Instagram'da dedikoduya dair hele her şeyi. Dediler ki ona, adınıza bir fake hesap açılmış ve insanları dolandırıyormuş. Peki diyor, sizin bunun haberiniz var. Böyle baktı. Ben sabah akşam Instagram'da emeği gördüm. Doğru değil. Ama meğerse o Twitter'ı da kastediyormuş. Ha, Twitter pek ilgi alanına girmiyor. Şimdi peki Defne'nin cevap vermemesi. Ya Defne değil onun için. Önemli olan onun için bir yorumu beğenmeyen. Defne olmuş, o olmuş, bu olmuş. Önemli ama yok. Bunun polemik olacağını biliyorsun. Bayılıyor. Ya. Evet, bayılıyor. O yüzden adını polemikler kraliçesi koyduk. Evet. Nur topu gibi. Defne'nin cevap vermesi iyi olmuş, isabet olmuş. Bir de cevap verse hep de itici olacaktı. Defne ayrıldıktan sonra bir itici olup bir de aynı zamanda her ikisine de bu ilişki hiç olmadı ya. Her ikisi de biri hayali kahramanlarla aşk yaşıyor. Biri böyle kapıları çarpıyor don 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 don. Kornalar. Bir yeri gerildiler. Bir iyi gelmedi onlara bu evet, ilişki. Evet, belki inşallah aşk bulurlar veya 2020 onlara iyi gelir. Evet, veya inşallah. Tekrar bir arada olurlar. Öyle bir haber de çıktı biliyorsun. Tekrar birlikteler, evlilik kararı aldılar diye, yok öyle bir şey. Ama şu şarkıcı, güzel şarkıcı. Şu olaya bir gerçekten yani gece kulüplerinde çıkan ve şarkı söyleyen herkese şarkıcı dememek ama lazım. Ama şarkıcı, sanatçı demezsin. Şarkıcı şimdi. Şarkı söylüyor. Ne diyeceksin? Hangi şarkı? Mesleği var. Şimdi ben de şey gibi şey var. Kim o? Hangi kaseti? Hangi şarkısı var? Şarkı söylüyor şimdi gece kulübünde ve şarkıcı yani. Ama mesela ben de şuna karşıyım. Tabii ki herkes sanatçı değil. Yani şimdi şarkıcı derken herkesle bir araya... Peki bir şey diyeceğim. Demet Akalın şarkıcı mı sanatçı mı? Hadi buyur. Şarkıcı. Şarkıcı diyor benim. Bak bakayım. Bak, al sana bir şarkıcı daha o zaman. Ne oldu söyle. Söylemiyorum. Bak yani herkese şarkıcı yaptınız. Herkese bak şarkıcı İvan Sert kadar al, güzel. Ama İvan Sert artık şarkıcı. Şarkıları var, klibi var. E tamam şarkıcı. Defne Samyeli de şarkı söylüyor. Tahammül edemiyorum sesine. Yorumcu. Sesine tahammül edemiyorum belki ama şeyin İvan'ın bir şarkısı var artık. İvan Sert'i izledikten sonra bütün bu kız felaket, bütün fikrin felaket değişecek. Bak gerçekten uyanamayanlar için, herkes için gelsin, rapçilere... Çok güzel cümleler söylemiş. Bir de şarkısını da verelim lütfen İvan Sert. Lütfen. Şarkıcılığa soyunan İvan Sert ve eski masa arkadaşı modacı Kemal Doğulu fena kapıştılar. İvan Sert'in rap müzik için söyledikleri Kemal Doğulu'yu neden çileden çıkardı? Kemal Doğulu İvan Sert'i neden ciddiyete davet etti? Eski dostlar şimdi neden kanlı bıçaklı oldu? Zehir Zemberek açıklamasında Kemal Doğulu neler dedi? Bir zamanlar aralarından su sızmıyordu. Aynı programda, aynı masada milyonları ekran başına kilitliyorlardı. Ancak bu kez fena kapıştılar. Önce İvan Sert'i televizyon ekranlarındaki unutulmaz yarışmayla tanıdı. Ardından ünlü moda ikonu beyaz perdeye transfer oldu. Ancak İvan Sert'i durdurmak ne mümkün? Hızını alamayan ünlü modacı, ben zaten müzik eğitimi aldım diyerek bu kez de şarkıcılığa soyundu.
İlk başta işler iyi gibi görünse de ünlü modacı, oyunculuk ve son olarak da şarkıcılıkta biraz haddini aştı. Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını yorumlamaya kalkınca ortalık ayağa kalktı. Ivana Sert'e adeta eleştiri yağdı. O da yetmedi. Ezeli milyonlarca kez dinlenen ve Zeynep Bastık'ın yorumuyla ortalığı birbirine katan şarkıya gelmişti sıra. Felaket! Ivana Sert'in yorumu kelimenin tam anlamıyla bir felaketti. Ancak ünlü modacı son hamlesiyle herkesi çileden çıkardı. Hafta sonu modacılıktan şarkıcılığa yatay geçiş yapan Ivana Sert, rap ve pop müzik kıyaslaması yaptı ama yapmaz olaydı. Balon gibi bir dönem bence. Çok uzun sürmeyecek. Ben rap müziğe değer vermiyorum. Rap bir müzik değil. Hikayeler anlatan besteler diyebilirim. Bu sanat değil. Bu sözleri duyan herkesin ağzı bir karış açık kaldı. Ancak eski masa arkadaşı Kemal Doğulu açtı ağzını, yumdu gözünü. Ivana Sert'in bu yorumuna sosyal medyada öyle şeyler söyledi ki altından kalkılır gibi değil. İşte Kemal Doğulu'nun Ivana Sert'e ateş püskürdüğü o sözleri. Gündeme gelmek için amaçsız ve şuursuz açıklamalar yapan eski masa arkadaşım. Seni ciddiyete davet ediyorum. Hem kendi korkunç aksanıyla repertuarına rap koyup hem de eleştirmek biraz şov bence. Bakalım bu sözlere Ivana Sert'ten ne cevap gelecek? Ve bakalım moda ikonu haddini aşan sözler söyleyip şarkılar yorumlamaya devam edecek mi? Neler olmuş neler. Şimdi Ivana Sert konumuz şarkıcı olmuş ve artık diğer şarkıcılara şarkılara laf etmeye başlamış. Ya şimdi tabii Ivana Sert'in bu konuda bir fikri olabilir. Olabilir. Bu konudaki fikri saygı da duyulabilir. Duyulmaya da bilir. Fakat ben Kemal Doğulu'yla ilgili bir şey konuşmak istiyorum. Kemal Doğulu duymamış saygı. Ya duymamış da. Ya, tamam. Duramamıştır. Belki bir cevap vermek istemiştir de. Bu Kemal'in kendi dünyayı kurtarmış. Hani çok böyle büyük işler başarmış. Ya da ne bileyim. Böyle dünyanın en doğru kararlarını sanki o veriyormuş tarzından, tavrından dolayı vallahi programı izleyemiyorum. Gülşah'ı izlemek istiyorum. İzleyemiyorum ya. Hmm. Ya böyle o kadar falan yeri gelmişken ben söyleyeyim. Olmuş? Benci mi olmuş? Bak nasıl biliyor musun? Bir kere oradaki herkese köpek muamelesi. Aa. Net ya. Bir dakika ya falan böyle bir şey. Herkese sen, derken ekip arkadaşlarına mı yapıyor? Ya, bütün jüriye emir komuta. Olur mu canım, kim kabul eder? Gör izle bak kim kabul ediyor. Valla koskoca Urkan Erez var orada, Urkan Erez'e bile neler söylüyor. Aa. Yani hep böyle laf arasındaki o geçirmeleri hepsini anlıyorum yani. Neyse Gülşah pek muhatap olmuyor. Sonrasında diyor ki seni ciddiyete davet ediyorum. Bir yere davet etmen için önce orada olman lazım zaten de. Yani pek ciddiyete davet edilecek bir kıvamda değil. Ha bu arada bu tepkisinin de refleks olduğunu düşünüyorum. Hatta şu an şöyle söyleyeyim. Kemal'in verdiği bu tepkinin normal hayatından ve iş hayatından daha samimi bir tepki olduğunu söyleyebilirim. Ben İlk de defa İvan Sert'in reklam yaptığını düşünüyorum. O şimdi konuda haklı zaten. Doğru. Rap'le alakalı konuşması reklam. Çünkü şu an rap gündemde popçular çok fazla konuşulmuyor. Bu masaya bile yatırılmayan bir sürü olay var biliyorsunuz ama bir tane rapçi bu mekanın sahibi benim diyor. Tak gerçekten mekanın sahibi ortaya çıkıyor. Onunla ilgili polemikler yaratılıyor. Sence rap sanat mı? Tabii ki sanat. Tabii ki öyle. Yani sokaktan gelen bir sanat hem de. Evet. Bence rap müziği böyle aşağılamak ya da bu şekilde tasvir etmek büyük talihsizlik. Rap ama bu da evet yani İmana'ya düşmez ki bu. Şimdi sen önce kendi söylediğin şarkıyı güzel icra edersin. Hmm. Bir yorumcu kimliğin olur. Bir sanatçı vasfın olur. Çünkü sanatçı nedir? Bir şey üreten, topluma bir şey veren. Şimdi ben diyorum ki Ivana Sert bana ne veriyor? Hmm. Ben de toplumun bir bireyiyim. Şimdi Ivana Sert'in bu açıklamayı yapması için bir bilirkişi olması lazım. Ya da ne bileyim Ebru Gündeş olursun. Ebru Atıyorum. Gündeş olursun, kibari anlarsın. Kibari olursun. Şimdi, sesinden artık geçilmez yani. Notayı sor. Allah aşkına felaket. Ya şunu birisinin aslında Ivana Sert'e yüksek sesle söylemesi lazım. Senin sesin yok ki. Senin sesin felaket. Senin sesin felaket ve insanlar bilmiyorum bir tane kulüpte bir sahne alsa bak gerçekten sadece tanıdığı gider. Veya ne bileyim kendi kafanın kendi yerinde olmaması lazım. Şimdi ben Kum Gibi Ahmet Kaya'dan dinledikten sonra gidip de dinler miyim? Ya ama İvana Sert'in de bu, İvana Sert de kendinde bu hakkı bulmasını, bu haddi bulmasının bir sebebi var. Bir de Defne Samyeli'ye 150 bin lira gibi ya rakamlar Ya bir şey söyleyeceğim çıkıyor. Bir dakika. Defne Samyeli'nin sesi bin basar İvana'ya. Ya tabii şimdi. Bir zahmet ya. Bir zahmet de bin yani. Bassın. O cesaret oradan geliyor hayatım. Herkes şarkıcı oldu ya. Şimdi reklamlardan sonra yine beraberiz demiştik. Hande Ateizi'nin olaylı gecesi. Bunu demiştik. Demiştik tabii. Yine geldik. Yine karşınızdayız. Ve Hande Ateizi ile ilgili konuşacağımızı da söyledik. Biliyorsun değil mi? Hatırlıyorsun. Yıllar evvel şemsiyeyle basına. Bilmez miyim ya? Şimdi kafalı tövbe tövbe. Kafalarını fırlatmıştı şemsiye, atmıştı hatta. Şimdi de başka bir olay olmuş. Bakalım bir izleyelim, görüntümüz var. Yok. Arkadaşım bu.
Sevgilisi kapşonlu olan, genç sevgilisi. Küfreden arkadaşı. Kameralar var diye bir uyarı var zaten. Şimdi bakıyorum bir açıklama yayınlamış mı hesabında çünkü. Evet yani bir açıklamada herhalde yok. Yok. Ece bu pazar gecesi gerçekleşiyor bu mevzu. Hı hı. Orada bir şey konuşuyorlar ve Hande onu sararak sakinleştirmeye çalışıyor. Belli ki bir gerginlik olmuş. O zaten o çocuğun da hiç dünyadan haberi yok yazık o sevgilisinin biliyorsun. Fakat ondan sonra küfür var. Tabii Hande'nin de bu duruma bozulması çok normal. Ne oluyor? Şimdi tabii yaş farkı çok fazla var aralarında. Şimdi Hande Atezi'nin verdiği olgunluğu çocuktan bekleyemeyiz. Yani çocuk kameralara bakarak küfrediyor. Hem bu camiayı bilmiyor, kamerayı bilmiyor. Kameranın karşısında nasıl konuşacağını, o kamerayı kamera olarak görüyor sadece. Çünkü bir dakika, orada küfür eden sevgilisi mi? Sevgilisi. Arkadaşı. Hayır, sarıldığı arkadaşı. Hayır, küfür eden de aynı kişi. Küfür eden de aynı kişi. Hayır, sarıldığı da arkadaşı ama. Sarıldığı arkadaşı. Küfür eden arkadaşı. Sevgilisinin ağzını açmıyor. Ben şaşkınlığını anlatmaya çalışıyorum. Bir dakika ya, bir dakika. Evet, tekrar izleyelim tekrar mi? Tekrar izleyebilir miyiz? Allah Allah. Evet, sen aynı anda ağzı okunuyor. Aynı evet, doğru. Ağızla oynadığın çünkü için. O da biplenmiş. İkisi aynı anda ağzını açıyor ama o tepkiden de anlıyorsun zaten. Öf falan yapıyor, anladın mı adam böyle? O zaman daha kötü bir şey. Evet. Yaşı başını almış, yine olgunluksu yok. Evet, o çocuğun düştüğü durum zaten tuhaf. Düşünsene nereye düştük diyor evet, çocuğun. Evet, bir de ikisinin de aynı anda ağzı açık olunca çok enteresan. Peki. Peki. Bu da böyle bir haberdi. Yarın bakalım ne haberlerle karşınıza geleceğiz efendim. Aynı saatte, aynı kanalda. Aynı partnerle, aynı sunucuyla bir arada olmak için lütfen televizyonunuzu açık tutun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Kaçırdıysanız tekrar izlemek istiyorsanız biliyorsunuz YouTube kanalımız Söylemezsem Olmaz, abone olun. Biz yarın yine burada olacağız inşallah. Bay bay.